Şu problemlerin çözülmesinde bir şeyler gösterin bize. Evet, kavga mesela etmesinler, tartışmasınlar. Evet, sarı eşler kantoron arası. Neydi? Lavanta forte. Lavanta forte. Lavanta forte ne yapıyor hocam? Mesela diyelim ki eşlerden birisi çok gergin. Gergin. Mesela işten geliyor, iş yerinde olaylar yaşamış. Ne olmuş? Gerilmiş eve geliyor, hanımıyla tartışıyor. Bundan sarı lavanta forte'den kullansa kim kullanacak? Fark etmez. Yani kim gerginse kadın o. Gergin veya olarak. İkisi de gerginse, ikisi de stresliyse ikisi de. Sadece biri aşırı agresifse, gerginse gergin olan kişi. Bunu kullandığı zaman kuzu gibi olur. Yani bunu kullanan kişiye diğeri iki yumruk atsa dahi öbür suratıma da bir de öbür tarafa vur der. Yani sakinleşir. Gerilimi, stresi atar. Neden? Çünkü bunun birleşiminde hipeforin denen etken bir madde var. Bu beyindeki hormonları düzenliyor. Beyin hormonlarını. Serotonin hormon salgılanmasını artırır. Noradrenalin özellikle noradrenalin mesela hormonunu nedir? Öğrenciler için çok idealdir. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerin bazılarında dikkat eksikliği sorunu var. Evet. Dikkat eksikliği. Yaş sınırı yok mu hocam? Yaş sınırı yok. 18-6'da kullanabilir. Her yaş kullanabilir. Herkes kullanabiliyor. Yani çok küçük bebekse o zaman ne yapacak? Bir kapsülü açacak anne veya baba, balla karıştıracak, öyle verecek. Yani yaş sınırı yok. Bitkisel tamamen. Hiçbir şeye zararı yok. Hiçbir yana etkisi yok. Tamamen doğal. Hı hı. Mesela bunu kullanan kişi diyelim ki lisede veya üniversitede okuyor. İmtihana girmeden önce bunu aldığı zaman, kullandığı zaman imtihan sırasında bütün bildiği her şeyi takılmadan, strese girmeden, gerilmeden rahat rahat yazar ve en güzel neticeyi elde eder. Hı hı. Hiçbir problem yaşamaz. Rahatlatıcı, relax. Dikkat dağınıklığını ortadan kaldırır. Kişiyi konuya konsantre eder. Hı hı. Konsantrasyonu artırır. O zaman çocuklar için ideal değil mi? Her yaşta, üniversite herkes için. Sınavına hazırlananlar için, üniversite SBS sınavına atılan, SBS, KBSS, evet. Bir sürü sınav var Türkiye'de. Evet. Dünyada en çok sınav olan ülke. Aynen öyle hocam. Sınavlar yarışması var Türkiye'de. Karı koca arasındaki problemleri de mesela bir başka televizyon programında bir sunucu beyefendi stüdyoya girdiği zaman sanki bir kaplan girmiş gibi böyle geriliyor, herkese çatıyordu. Orada çalışanlar, kamera arkasındaki kişiler diyorlardı ki, ya bugün yine uyumamış galiba, yine çatacak diye panik oluyorlardı. Sağa sola koşturuyorlardı. Ne istersin, ne istersin? Dedim, ne oluyor? Ne bu stres, ne bu gerilim? Abi dedi, sabah 7'den akşam 11'e, gece 11'e kadar çalışıyorum, koşturuyorum, geriliyorum. Çok yoruluyorum, çok nervi, stresliyim. Problem değil. Lavanta forte kullan, bir hafta sonra görüşelim dedim. Bir hafta sonra dedi ki, ya kuzu gibi oldum. Bana vursalar bile dedi ses çıkarmıyorum. Allah senden razı olsun. Bundan sonra bayinim. Evet bundan sonra bayinim dedi. Bizim ürünleri şimdi bayi gibi alıyor ve çevresindeki insanlara tanıtıyor.